Seks gerçekten ilginç bir şey. İnsanlara en sevdiğiniz aktivite nedir diye sorduğunuzda ve özellikle üniversite öğrencilerine, hatta özellikle bahar tatilinden yeni dönmüş olanlarına, gençlik filmleri izliyorum, sıklıkla seks diye ya da seksle eş anlamlı bir kelimeyle yanıt vereceklerdir. Ancak sekse ne kadar zaman ayırdığımızla ilgili bir sorun vardır. Ve bununla ilgili veri de bulunmaktadır. İnsanlar seksin en sevdikleri aktivite olduğunu söylemektedir ve biz de ortalama bir Amerikalının sekse ne kadar zaman ayırdığını biliyoruz. Ve burada ele alacağım veri James Gleick'ın harika kitabında özetlenmektedir. Amerikalılar anketörlere en sevdikleri tek aktivitenin seks olduğunu belirtmektedir. Hoşlanmak açısından seksi spordan, balık tutmaktan, bara gitmekten, sarılmaktan ve öpmekten, aileleriyle konuşmaktan, yemekten, televizyon izlemekten, yolculuğa çıkmaktan, yolculuk planlamaktan, bahçeye bakmaktan, banyo yapmaktan, alışverişten, giyinmekten, ev işi yapmaktan, bulaşık çamaşır yıkamaktan, dişçiye gitmekten ve arabalarını tamir etmekten daha önde sıralamaktadırlar. Diğer yandan aynı araştırmalar sekse günde ayrılan ortalama sürenin 4 dakika 3 saniye olduğunu göstermektedir. Gleick'a göre flörte, dans etmeye, bakışmaya, bulvarı gezmeye, spor salonunda güçlenmeye, bakım salonunda güzelleşmeye, tanışma sırasında beklemeye, duş almaya, seks hakkında düşünmeye, seks hakkında okumaya, pornografik şeyler karalamaya, erotik dergilere bakmaya, film kiralamaya, seks hayal etmeye, moda dergilerine bakmaya, seksten sonra temizlenmeye, seksin sonuçlarıyla baş etmeye, kuleler inşa etmeye ya da bastırmaya, aktarmaya ve yüceltmeye ayrılan süre dahil edilmese bile bu 4 dakika çok değildir. Bu paragrafı seviyorum çünkü iki noktayı, iki önemli noktayı anlatıyor. Birincisi, sekse aslında o kadar da fazla vakit ayırmıyoruz. Aslında bu 4 dakika 3 saniye ilginç bir rakamdır çünkü Amerikalıların vergi dairesi için vergiyle ilişkili formlar doldurma süresine ilişkin çalışmalar yaptığınızda bu sürede 4 dakika ve birkaç saniyedir. Paragrafın vurguladığı bir diğer noktaysa bu işe ayırdığımız toplam süreden bağımsız olarak son derece önemlidir. Hayattaki pek çok şey buradan kaynaklanmaktadır. Evlilik, aile, çocuklar, saldırganlığın büyük kısmı, rekabetin büyük kısmı, sanat, müzik ve yaratıcı şeylerin büyük kısmı buradan kaynaklanmaktadır. Her şey büyük oranda buradan kaynaklanmaktadır. Eğer seks yapmayan bir canlı olsaydık her şey çok daha farklı olurdu. Ve ilginç olan seks yapmayan canlıların olmasıdır. Kopyalama yöntemiyle üreyen canlılar vardır. Ve aslında insanlar hakkındaki temel bir gerçek, kabaca kadınlar ve erkekler olarak ayrıldığımız gerçeği evrimsel bir muammadır. Görece büyük olan hayvanlarda neden iki cinsiyet bulunduğu net değildir. Biyolojik Darwinyen bir bakış açısından iki cinsiyete sahip olmak gariptir. Çünkü her ürediğinizde genlerinizin yarısını boşa atmaktasınızdır. Çocuklarım yalnızca her birisi DNA'mın yarısını taşımaktalar. Eğer kopyalanmış olsaydım tamamını taşıyor olacaklardı ve dolayısıyla seksin nasıl evrimleşmiş olduğu bir muammadır. Bu evrimsel biyoloji üzerine bir ders değil. Dolayısıyla bugün üzerinde duracağımız muamma da bu olmayacak. Birkaç soruyu ele alacağız. İlk olarak öncelikle teorik bir açıdan, ardından görgül çalışmalar açısından kadınların ve erkeklerin nasıl farklı oldukları üzerinde konuşacağız. Ardından cinsel çekicilik üzerine, insanları neyi cinsel açıdan çekici buldukları üzerine bazı araştırmaları ele alacağız. Ardından cinsel tercihin kökenleri üzerinde kısaca duracağız. Neden bazı insanlar heteroseksüel, bazı insanlar homoseksüel, bazıları biseksüel ve diğer bazılarının da sınıflandırılması daha zor. Sunduğum bütün başlıklar arasında duygusal bir bakış açısından seks en riskli olan konulardan birisi. Bunlar zor konular çünkü seks tanımı gereği hayatımızın mahrem bir alanı ve oldukça da önemli. Dahası seks ahlaki doğrultularla yüklüdür ve ben de en azından başlangıç kısmında konuya Darwinyen evrimsel bir bakış açısıyla yaklaştığımdan dolayı bir takım ahlaki sonuçlar ve doğrultular üzerine durarak başlamak zorundayım. Örneğin pek çok biyolog, bence tüm biyologlar, cinsel davranış, cinsel faaliyet ve cinsel arzunun genlerimizi yaymak üzere var olan bir
biyolojik adaptasyon olduğunu savunacaktır. Bu bakış açısından üretken olmayan sekse, eşcinsel seks, doğum kontrolüyle yapılan seks, menopoz sonrası kadınlarda seks dahil olmak üzere bu tür bir üreme amacına hizmet etmemektedir ve bir bakıma doğal değildir. Dolayısıyla birisi bu durum bunun yanlış olduğunu mu göstermektedir diye sorabilir. Aynı zamanda örneğin ne kadar rastgele cinsel ilişki arzuladığınız sosyal zekada, saldırganlıkta ve empatide kadın ve erkek arasındaki farklar gibi cinsiyet farklılıklarının da üzerinde duracağız. Ve bu farklılıklara ilişkin ne düşündüğünüzden bağımsız olarak doğru ya da yanlış olduğunu düşünmenizin bir etkisi olmadan ne düzeyde değişkenlerdir sorusunu soracaksınız. Yani eğer Darwinyen doğal seçilim sonucunda ortaya çıkmışlarsa onlardan kurtulma olasılığımız nedir? Ve ben bu iki konu üzerinde durmak istiyorum. En başından başlayarak ahlak ve kaçınılmazlık konuları üzerinde. Ve şunlarla başlamak istiyorum. Her birisi için seçkin evrimsel akademisyenlerden alıntılarım var. İlki Steven Pinker'ın How the Mind Works kitabından. Şöyle yazıyor. Doğan neleri kabul edeceğimiz ya da hayatımızı nasıl yaşayacağımızı bize dayatmaz. En üretken yıllarımda neredeyse kendi isteğimle çocuk sahibi değilim. Biyolojik kaynaklarımı okuma ve yazmaya, araştırma yapmaya, arkadaşlarıma ve öğrencilere yardım etmeye ve etrafımda daireler çizmeye ayırıyorum. Neredeyse kutsal bir gereklilik olan genlerimi yaymayı göz ardı ederek. Darwinyen standartlar açısından ben korkunç bir hata, acınası bir kaybedenim. Ancak ben bu şekilde olmaktan mutluyum ve genlerim bundan hoşlanmıyorlarsa gidip kendilerini göle atabilirler. Pinker'ın vurguladığı nokta bence mantıklı bir nokta. Yaptığımız bazı şeylerin doğal seçilimin kurallarına hizmet etmek üzere var oldukları bir gerçektir ancak bu onları doğru yapmakta mıdır? Eğer bir şeyin yalnızca daha fazla genin üretilmesine, daha fazla üremeye yol açtığı zaman doğru olduğunu düşünürseniz o zaman doğum kontrolü hakkında çok fazla düşünemezsiniz. Üretken olmayan herhangi bir seks türü hakkında çok fazla düşünmeyeceksinizdir. Diğer yandan eğer bir şey doğal değilse onun doğru olmadığını düşünüyorsanız bir uçakla uçmak üzerine buzdolabına yemek koymak ya da şiddetli bir enfeksiyondan kurtulmak üzerine çok fazla düşüneceksiniz. Daha genel olarak vücudumuz ve beynimiz üreme başarısına yönelik olarak evrildi ancak biz de bu beyinlerimizi kendi kaderimizi seçmek üzere kullanabiliriz. Biyolojinin gerçekleri herhangi bir ahlaki doğurgaya zorunlu olarak yol açmamaktadır. Ahlak üzerine söyleyeceklerimin tümü bunlar ancak neyin evrildiği ve neyin evrilmediği üzerine farklı iddiaları ele aldığımız sırada bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Kaçınılmazlık konusunda ne söylenebilir? Burada Richard Dawkins'e dönmek istiyorum. Richard Dawkins şöyle yazmaktadır. Eğer bir çocuğun kötü bir matematik eğitimi olduysa oluşan hasarın bir sonraki sene çok daha iyi bir eğitimle giderilebileceği kabul edilir. Ancak hasarın genetik kökenleri olabileceğine ilişkin herhangi bir iddia umutsuzluğa yaklaşan bir şekilde karşılanacaktır. Eğer bu genlerle ilişkili ise bu belirlenmiştir ve buna dair yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bu neredeyse astrolojik ölçüde tehlikeli bir saçmalıktır. Genetik etkenler ve çevresel etkenler ilkesel olarak birbirinden farklı değildir. Bazılarının düzeltilmesi daha zordur, diğerlerinin daha kolaydır. Genler bu kötü, ezici üne sahip olmak üzere ne yapmıştır? Genler neden etkileri bakımından televizyona, bakıcılara ve kitaplara göre daha sabit ve kaçınılmaz olarak düşünülmektedir? Bakıcıları severim. Ve buradaki nokta bir şeye neden olan şeyin mantıksal olarak onu tersine çevirecek olan şeyden farklı olduğudur. Ve genetik kökenleri olan ancak kolayca değiştirilebilen ve kültürel kökenleri olan ancak değiştirilmesi çok zor olan örnekler düşünebilirsiniz. İşte bir örnek. Benim görme duyumu oldukça kötüdür. Görme duyumun bu kadar kötü olmasının nedeni ataerkillik, televizyon, kültür ya da insan değildir. Aksine görüşümün bu kadar kötü olmasının nedeni anne ve babamın bana verdikleri kötü genlere bağlıdır. Eğer bir şey belirleniyorsa bu genetik olarak belirlenmektedir. Ancak aynı zamanda düzeltilmesi de oldukça kolaydır. Gözlerinizin önüne cam parçaları koydukları ve sizin daha iyi görmenize yardımcı olan makineler mevcuttur. Kontak lens olarak bilinen daha gelişmiş makinalarsa bu parçaları gözünüze yapıştırmakta ve ara sıra enfeksiyonlarla daha sık karşılaşmaktasınız. Bu durum biyolojik kaynaklıdır ve oldukça kolay düzeltilmektedir. Diğer yandan toplumun obezite tedavilerini düşünelim. Görünen o ki biz ve buna cinsel çekicilik konusunu
ele alırken biraz daha değineceğiz. İnsanların ne kadar ince ya da şişman oldukları hakkında düşündükleriniz özellikle yapısal olarak belirlenmemiştir. Bu kültürden kültüre oldukça değişmektedir ancak bir kültürün içinde değiştirilmesi neredeyse imkansızdır. Yani vurgulamak istediğim genetiğin kaçınılmaz anlamına gelmediği ve kültürelin kolayca düzeltilebilir anlamına gelmediğidir. Peki, genel arka plan bu. Temel cinsel eğitimle başlayalım. Kadınlar ve erkekler arasındaki fark nedir? Sakın penis ve vajinayı düşünmeyin. Bunların hiçbirisine sahip olmayan birçok hayvan var ve fark aslında oldukça derin. Tanım olarak biyologlar bunun hakkında konuştuğunda erkek olan hayvanlar küçük bir cinsiyet hücresi olan sperm hücresini taşımaktadır ve bu hücrede sadece genler vardır. Dişi hayvanlarda ise büyük bir cinsiyet hücresi taşımaktadır ve bu hücrede genler yanında yiyecek, koruyucu bir örtü ve diğer başka şeyler bulunmaktadır. Tipik olarak küçük olan seks hücresi büyük olandan oldukça küçüktür. Bu size bugün göstereceğim tek erotik resim. Bunlar yumurtanın etrafında dönen bir kısım spermler. Oldukça romantik. Ancak bu bir muammayı getirmektedir. Az önce kadınları ve erkekleri sadece boyut farklılığı açısından tanımladım. Erkekler cinsiyet hücrelerinin küçük olanları ve kadınlar büyük olanları. Peki neden pek çok hayvanda erkekler fiziksel olarak daha büyük olanlar ve daha saldırgan olanlar? Bu bilim adamlarını oldukça uzun bir zaman boyunca meşgul eden bir soru olmuştur. Ve bugün bu konuda oldukça net bir yanıtımız var. Ve yanıt şu şekilde. Bu Robert Rivers'ın ebeveynsel yatırım olarak adlandırdığı fikir üzerine temellenmektedir. Ve ebeveynsel yatırımın ne olduğu burada, yeni doğanın yaşam kalım şansını arttıran ancak aynı zamanda ebeveyninin bir diğer yeni doğana yatırım yapma şansını azaltan herhangi bir yatırım olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, gözünü kırparak yeni bir yavru yaratan ve yeni doğanın koşup gidebileceği bir hayvan düşünün. Bu son derece düşük bir yatırım olacaktır. Ve bir diğer 10 sene boyunca çalışan ve bu 10 sene içerisinde bir diğer yavru yaratamayan bir hayvan düşünün. Bu çok büyük bir yatırım olacaktır. Travers bir türde kadınların tipik olarak erkeklerden daha fazla ebeveynsel yatırım yaptıklarını vurgulamaktadır. Kadınlar bu büyük cinsiyet hücrelerine sahip olduklarından bunları içlerinde üretmektedirler. Onları taşımaktalardır. Eğer bunlar yumurtaysa üzerine oturmaları da gerekebilir. Dolayısıyla her bir potansiyel çocuk büyük bir maliyettir. Küçük cinsiyet hücresine sahip olan erkekler içinse aynı şey geçerli değildir. Erkekler için bu birkaç dakikalık bir cinsel birleşme olabilir ve ötesi yoktur. Eğer bu odada olan her biriniz kendinize soracak olursanız, insanlar için genlerinizin yarısına sahip olan bir çocuk yaratmak için minimum çaba nedir diye sorabilirsiniz. Ve erkek yatırımının ortalamada kadının yatırımından daha az olduğu açıktır. Erkekler belirli durumlarda yavrularına oldukça fazla yatırım yapmayı tercih edebilirler. Ancak kadınların bir tercih şansı yoktur. Teknolojik gelişmeleri saymazsak, kadınlar herhangi bir yavrusuna, bunlar da dahil olsa da, sadece çok fazla çalışma ve çabanın dışında oldukça fazla yatırım yapmaktadır. Bir bebeğe hamile olduğunuzda bir diğerine hamile kalmamanız anlamında bir yatırımdır bu. Bu durumun çeşitli dallara ayrılan etkileri bulunmaktadır. Farklı psikolojilere yol açmaktadır. Erkekler bir erkek diğer bazılarının eş bulamamalarına yol açacak ve kimin en fazla kadını dölleyeceği yönünde bir rekabeti yükseltecek şekilde birden fazla kadını dölleyebilmektedir. Kadınlarsa her zaman eş bulabilmektedir. Yani salt rakamlar işe yaramamaktadır. Ancak yavrularının yaşam kalım şansı yüksek olacak şekilde doğru erkekle eşleşebilmek üzere bir rekabet bulunmaktadır. Rekabet ilk başta ele aldığımız bulmacaya ışık tutmaktadır. Erkeklerin neden tipik olarak daha iri olduklarını ve özel silahlarla evrildiklerini açıklamaktadır. Bu özel silahlar üreme erişimi elde edebilmek üzere diğer erkeklerle savaşabilmek için evrilmiştir. Başka bir şeyi daha açıklamaktadır. Kadınlar biyolojik olarak seçicidir. Dolayısıyla erkekler üreme erişimi elde edebilmek üzere sadece diğer erkekler değil, kadınlara kur yapabilecek şekilde de rekabet etmek zorundadır. Dolayısıyla sıklıkla erkekler sadece
güzel olmak için, çekici olmak ve eşleri cezbetmek için var olan şöyle görüntülerle evrilmiştir. Bu kesin evrimsel mantık gerçekten de yüzlerce eş tercihi araştırmasını bir araya getiren şu karikatürde gösterilmektedir. Mantık şöyle ilerlemektedir. Cinsiyet hücrelerindeki boyut farkı ebeveynsel yatırımdaki farklılıklara yol açmakta. Bunlar da evrilmiş psikolojik ve fizyolojik mekanizmalarda farklılıklara yol açmaktadır. Peki bu güzel bir hikaye. Bunun için ne tür kanıtlar var? Görünen o ki bu diğer türlü şaşırtıcı gelecek olan bazı şeyleri açıklayabilmektedir. Örneğin ebeveynsel yatırımın yön değiştirdiği erkeklerin dişilerden daha fazla ebeveynsel yatırım yaptıkları durumlar bulunmaktadır. Ve teori bu tür durumlarda bir asimetri olması gerektiğini öngörmektedir. Yani örneğin yılan iğnesi durumunda erkek yumurtaları bir keseye almakta ve kan dolaşımına tıkmaktadır. Dişiler kaçmaktadır. Erkeklerden daha az yatırım yapmaktalardır. Bu örnekte tahmin edeceğiniz ve doğru olduğu üzere dişiler daha büyük olmalı, diğer dişilerle erkeklerin erkeklerle yaptığından daha fazla savaşmalı ve erkeklerin ilgisini çekebilmek üzere dişiler rekabete girmelidir. March of the Penguins filmini hatırlayın. Bu filmden yavrularımıza yönelik evrilmiş olan duygularımızı tartıştığımız bir bağlama ilişkin bir kısım izlemiştik. Ancak hikayeyi hatırlayın ve hem erkeğin hem de dişinin yumurtayı korumak üzere çok uzun mesafeleri kat etmek zorunda olduklarını hatırlayın. Ve birisi başarısız olursa yumurta ölür ve her ikisi de bir şey elde edemez. Dolayısıyla erkek penguenlerin dişilerden çok daha büyük olup olmadıklarını hatırlamanıza gerek yoktur. Olmamaları gerektiğinin farkına varmalısınız, tıpkı gerçekten de olmadıkları gibi. Her ikisi de benzer boyutlardalar çünkü ebeveynsel yatırımları aynı. Farklılaşan ebeveynsel yatırıma dayanarak boyut farklılıklarını ve saldırganlık farklılıklarını tahmin edebilmelisiniz. Örneğin deniz fillerinde erkekler 4 kat daha büyüktür. Erkekler dişilerden 4 kat daha büyüktür ve bu büyük oranda deniz fillerinin dişi haremleri için rekabet ediyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Kazanan her şeyi alır durumudur. Şebekler benzer boyutlardadır ve bu büyük oranda şebeklerin oldukça tek eşli olmalarındandır. Yavrularını birlikte yetiştirirler. Bu bir şeyi göstermektedir. Erkeklerin ebeveyn yatırımının düşük olmasının her zaman geçerli olmadığını göstermektedir. Şebekler de dahil olmak üzere yavruya bakmanın erkeğe üreme anlamında avantajlar sağladığı bazı türler vardır. Örneğin yavrunun her iki ebeveyninde uzun yıllar boyunca kendisine bakmadığı durumda öldüğü ve yavruya harcanan çabanın oldukça özel olduğu bir durum düşünün. Diğer bir aileye odaklansanız ya da çekip gitseniz yavru ölebilir. Bu durumda eşit bir yatırımınız olur. Yavruya yatırım yapmak erkek ve kadın için eşit derecede önemlidir ve pahaları da aynıdır. Böyle bir tür, bu kadar eşit bir sisteme sahip bir tür bulmak oldukça zor. Ancak primatlar buna oldukça yakındır ve bu durumda peki ya insanlar sorusunu gündeme getirmektedir. Biz nasılız? Erkekler ve kadınlar arasındaki farklar hakkında ne biliyoruz? İnsanlar göreli olarak çok eşli bir tür. Pek çok kültür çok eşli. Amerikan kültürü seri tek eşlilik denilen şeye sahip. Yani bazı kuş türleri gibi değiliz. Hayat boyu sürmek üzere eşleşmiyoruz. Belirli süreler için seri olacak şekilde eşleşmeler yapıyoruz. Hayat boyu sürebilir ancak sürmeyebilir de ve sıklıkla sürmez. Erkekler kadınlardan daha iridir. İnsan erkeği boyut tahminleri oldukça değişkendir ancak ortalama insan erkeği ortalama insan kadınından %15 daha iridir. Bu durum evrimsel tarihimiz içerisinde kadınlara erişim için belirli düzeyde erkekler arasında rekabet olduğuna ve bu da ebeveynsel yatırımın pek de eşit olmadığına işaret etmektedir. Erkekler vücut boyutlarına göre şempanzelerden daha küçük ama gorillerden ve şebeklerden daha büyük testislere sahiptir. Ve bu durumda sperm üretme kapasitesi açısından orta düzeyde bir rekabet olduğuna işaret etmektedir. Bu birden fazla eşi olan dişilerin gebe kalmasıyla ilişkili olan biraz daha farklı türden bir rekabetle ilgilidir.
Bu durum evrimsel süreç boyunca kadınların çok fazla rastgele ilişkide bulunmasalar da evrimsel bir bakış açısından erkeklerin diğer erkeklerden daha fazla sperm üretme kapasitesiyle evrilmelerine yol açacak düzeyde de tamamen tek eşli olmadıklarına işaret etmektedir. Saldırganlık, erkekler daha acımasızdır. Yani burada özetlemeye çalışıyorum. Daha acımasız olmak teknik bir terim değil. Evet, kadınlar da acımasız olabilir ancak erkekler en azından fiziksel olarak daha şiddetlidir. Anne rahminde daha şiddetlilerdir. Çocukken daha şiddetlilerdir ve yetişkin olarak da daha şiddetlilerdir. Tekrarlıyorum, bu şiddetli ya da şiddetli olmayan kadınlar bulamazsınız anlamına gelmemektedir. Sadece ortalamada böyle bir farklılık bulunmaktadır. Erkekler rahimde daha fazla tekme atmaktadır. Çocukken dövüş oyunları oynamaya ve savaşla ilişkili sporlar yapmaya daha eğilimlilerdir. Ve yetişkin olarak da nereye giderseniz gidin bir hapishane bulursunuz. Ve nereye giderseniz gidin hapishanenin daha çok erkeklerle dolu olduğunu görürsünüz. Bir diğerini öldürmeye ya da zarar vermeye çok daha yatkınlardır. Testosteron gibi erkek cinsiyet hormonları birisini acımasız birisine dönüştürmek istemediğiniz sürece enjekte etmeyeceğiniz şeylerdir. Hem insanlarda hem diğer primatlarda saldırganlığı artırmaktalardır. Peki ya cinsel seçicilik? İnsan erkeği ve kadını rastgele cinsel ilişkiyi ne kadar arzuladıkları anlamında farklılaşmakta mıdır? Ve bu evrimsel bir bakış açısından konumuzla ilgilidir. Çünkü ebeveynsel yatırım teorisi erkeklerin rastgele cinsel ilişkiye daha açık olduklarını öngörmektedir. Çünkü erkekler için birisini döllemek tesadüfen bir yavruyla sonuçlanabilir ve bu oldukça iyi bir durumdur çünkü çok daha seçici olan kadınlara getirdiği yükü içermemektedir. Çünkü oldukça dikkatli seçmek zorundalardır. Bu sistemlerin doğum kontrolü, vasektomi gibi şeylerden önce evrildiğini unutmayın. Peki kültürler arası ve psikolojik olarak ne bilmekteyiz? Fahişelik neredeyse evrensel bir erkek ilgi alanıdır. Tabii ki erkek fahişeler de bulunmaktadır. Ancak çeşitli fantazilerin ve komedilerin aksine erkek müşterilere hizmet vermektelerdir. Pornografi insana dair bir evrenseldir. Tüm toplumlarda erkekler uyarılma amacıyla çıplak kadın tasvirleri yapmışlardır. Sıklıkla bunları ağaçlara kazımış ya da heykeller yapmışlardır. Geçen yıllarda bulunan en garip bulgulardan birisi bunun maymun pornosuna kadar genişlediğidir. Dükta bazı bilim adamları maymunların meyve suyundan vazgeçerek meyve suyuyla ödeme yapabilecekleri veya dişilerin kalçalarına ya da bir tür ünlü sosyal olarak başak maymunun resmine bakabilecekleri Penthouse veya People's Magazine arası bir şey gibi bir ortam kurmuşlardır. İnsan olmayan primatlarda dahi bunlara bir ilgi bulunmaktadır. Peki cinsel çeşitliliğe ilişkin tercihler nasıldır? Buna farklı açılardan yaklaşabilirsiniz. Biyologların Coolidge etkisi adını verdikleri etki bulunmaktadır. Burada görebilirsiniz ve Coolidge etkisi Başkan Calvin Coolidge'dan gelmektedir. Ayrı ayrı gezdikleri bir çiftlik gezisinde Calvin Coolidge ve karısı hakkında bir hikayedir. Karısına etrafı gezdiren kişi çok sayıda tavuğun olduğuna işaret etmiş ve kadın da çok sayıda tavuk olmasına rağmen sadece bir horoz olduğunu fark etmiştir. Ve kendisine etrafı gezdiren kişiye bir tane horoz yeter mi diye sormuş. Adam evet horoz çok fazla çalışıyor. Horoz bir günde düzinelerce kez ilişkiye giriyor demiş ve kadın da bunu başkana söylemeyi unutmayın demiş. Hikaye ilerliyor, başkan etrafı geziyor ve hikaye başkana aktarılıyor. Başkan adama bir günde düzinelerce seks. Her seferinde aynı tavukla mı diye sormuş. Adam hayır her seferinde farklı tavukla diye yanıtlamış. Başkan da bunu da Mrs. Coolidge'a söyleyin demiş. Şimdi bu türden bir hikayeye iki tepki var ve her ikisi de negatif. Birincisi herkes erkeklerin yabancı kadınlarla rastgele cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiğini bilir. İkinci tepki ise bu cinsiyetçi bir saçmalık. Bir erkek olabilir ve bu ben değilim diye düşünebilirsiniz. Erkekleri tanıyor olabilir ve benim tanıdığım erkekler böyle değil diyebilirsiniz. Peki nasıl anlayabilirsiniz? Örneğin fahişelere gidiyor olmak gibi dolaylı bir takım ölçümler var. Ancak oldukça dolaysız ölçümler de vardır.
Oldukça dolaysız olan bir ölçüm yolu insanlara anonim anketlerle sormaktır ve gerçekten de size bir takım anonim anketler yapacağım. İnsanlara sormayacağım. Siz sadece kendinize sorun. Örneğin herkesin şu soruyu düşünmesini istiyorum. Önümüzdeki ay kaç tane cinsel partneriniz olmasını istersiniz? Nedir tarih? Nisan ayına yaklaşıyoruz. Nisan ayında kaç tane cinsel partner istiyorsunuz? Önümüzdeki 2 senede pek çoğunuz mezun olmuş olur. Yale'den ayrıldığınızda ne kadar, yani benim X sayıda cinsel partnerim oldu ve bu da benim istediğim sayıydı. Ya da hayatınız boyunca insanlardan bu soruları yanıtlamalarını istiyoruz. Geçen sene bu dersi veren Profesör Chan insanlardan bu soruların yanıtlarını almıştı. Bizde onun sahip olduğu yüksek teknoloji yok, o yüzden sadece aklımızdan yanıtlayacağız. Ancak yanıtlar şu şekilde oluşmaktadır. Kadınlar önümüzdeki ay içerisinde birden az demektedir. Bu birden az istedikleri anlamına gelmemektedir. Pek çoğunun sıfır dediği, bazısının bir ya da benzer yanıtlar verdiği anlamına gelmektedir. 1, 4 ya da 5. Erkekler 2, 8, 18. Bu türden başka sorular da sorabilirsiniz. Örneğin, tanımakta olduğunuz çekici, oldukça çekici birisiyle seks yapar mısınız dediğinizde kadınlar, bir yıldır tanımakta olduğunuz denince evet demekte, 6 ay ise emin değilim, 1 hafta ise hayır demektedir erkekler. Ve erkeklerde 5 dakikaya kadar inen bir çoğunluk bulabilirsiniz. Bütün bunlar soru cevap kağıt kalemle ilişkili olanlardır. Bazı cesur bilim adamları deneyler de yapmışlardır ve bir deneyde, bilmiyorum, bugünlerde muhtemelen yapılmayacak olan türden işler bunlar. Bu çalışma 10 yıl önce yapılmış ve son derece çekici bir kadın ve son derece çekici bir erkekle kampüs etrafında insanlara yaklaşıyorlar. Bunlar kampüsten değil, aslında deney için getirilen aktörler ve bunlar insanlara, yabancılara gidip "Seni bir süredir kampüs etrafında fark ediyorum. Seni çok çekici buluyorum. Bu akşam benimle çıkar mısın? Bu akşam benim daireme gelir misin? Bu akşam benimle yatar mısın?" Hiç kimsenin yapacağını düşünmeyeceğiniz bu deney yapıldı ve çok çekici bir erkeğin yaklaştığı kadınların yarısından fazlası "Evet çıkarım, bu akşam dışarı çıkarım" yanıtını verdi. Çok azı "Bu akşam benim daireme gelir misin?" bu soruya olumlu yanıt verdi ve hiçbirisi "Bu akşam benimle yatar mısın?" bu soruya olumlu yanıt vermedi. Erkekler içinse veriler şu şekilde yükselerek gitmektedir. %50, %69 ve %75 şeklinde. Bu çalışmada erkeklerin hayır diyen %25'lik kısmıysa bol bol özür dilemiştir ve "ah biliyorsun nişanlım şehirde" ve demişlerdir. Peki ya davranışlar? Bu konuda eğer cinsiyet farklılıklarıyla ilgileniyorsanız, kadın erkek farklılıklarını sadece insanların ortalama olarak ne kadar seks yaptıklarına bakarak çıkaramazsınız. Çünkü eğer kadınların ve erkeklerin farklı öncelikleri varsa, heteroseksüel ilişki, farklı ilgileri olan iki grup insan arasındaki uzlaşmalardır. Daha açık bir gösterge ise kadın kadına ya da erkek erkeğe olan eşcinsel ilişkilerdir. Çünkü böylece cinsel arzunun saf bir göstergesini elde edersiniz. Şimdi bu konudaki veriler oldukça dağınık durumda. Yine bu çalışmalarda alan anketleri ancak pek çok çalışma gibi beklenen yönde bir farklılık bulma eğilimindedir ve burada da kadınların, lezbiyenlerin gay erkeklere göre çok daha tek eşli olma eğiliminde olduklarıdır. AIDS'ten önce yapılan çalışmalarda, bu uzun yıllar önceydi, gay erkeklerin son derece rastgele cinsel ilişkide bulunma eğiliminde oldukları ve sıklıkla 100'ün ya da 1000'in üzerinde partnerlerinin olduğu bulunmuştur. Bu türden bir rastgeleliği kadınlarda bulamazsınız ve bunun hakkında düşünmenin bir yolu da bu gay erkeklerin, ortalama bir heteroseksüel erkeğin, kendisinin istediği kadar çok istekli olan kadınlar bulması durumunda yapacağını yapıyor olduğudur. Bu durumun işaret ettiği insanlarda cinsel seçicilik anlamında bir tür farklılık olduğudur. Peki cinsel çekicilik ya da eş tercihi neyi çekici buluyoruz? Seçicilik çalışmalarının aksine bu konuda oldukça güzel kültürler arası verilerimiz var. Örneğin bir çalışmada 37 ülkeden 10 bin kişiye "kiminle birlikte olmak istiyorsunuz?" sorusunun sorulduğu bir çalışma vardır. Ya da başka bazı "kiminle evlenmek istiyorsunuz?" "kimi eş olarak istersiniz?" "kimi cinsel partner olarak istersiniz?" gibi
soruların sorulduğu çalışmalar vardır ve bulgulardan birisi oldukça güven vericidir. Herkes nezaket ve zeka aramaktadır ya da en azından bunları istediğini söylemektedir. Bunlara oldukça yüksek değer verilmektedir. Ancak aynı zamanda cinsiyet farklılıkları da bulunmaktadır. Kadınlar daha çok güç ve statüye odaklanmakta ve daha da fazla çocuklara yatırım yapma ilgisine odaklanmaktadır. Ve bunu evrimsel bir bakış açısından değerlendirirseniz anlamlı hale gelmektedir. Üreme açısından erkeğin ne kadar yaşlı olduğu çok da etki etmemektedir. 15 yaşında, 25'inde, 35'inde ya da 45'inde olması arasında toplumdaki statüsü, fiziksel gücü, ne kadar yaşamı kaldığı açısından fark bulunmakta, ancak spermi açısından çok da fark yaratmamaktadır. Daha sonrasında bir azalma olmakta ve bir fark yaratmaya başlamaktadır, ancak çok da büyük bir etkisi yoktur. Etkisi olan şeylerse iyi bir baba olmaya ilişkin ilgisi, saldırılardan ve öldürülmekten, diğer insanlardan gelecek saldırılardan sizi koruma isteği ve çocuğa bakma isteğidir. Kadınların beyinleri bu özelliklere sahip erkekleri bulmak üzere yapılanmıştır. Benzer olarak erkekler biraz daha farklı şeylere odaklanmaktadır. Bütün bunların hepsiyle ilgilenmekte, ancak aynı zamanda çocuk sahibi olabilme yeteneğiyle ilgilenmektelerdir. Dolayısıyla evrimsel bir bakış açısından bir erkeğin bir kadına bakışında 20 yaşındaki ile 50 yaşındaki arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Çünkü birisi çocuk sahibi olabilir ama diğeri olamaz. Dolayısıyla bu bir farklılıktır. Ancak şimdi üzerinde durmak istediğim bir başka benzerlik, herkes güzellikten hoşlanır. Ve bu dersin bir kısmını fiziksel güzellikten bahsetmeye ayırmak istiyorum. Fiziksel güzellik, güzel insanların söylediği üzere bir lanettir. Yani bu kadın büyük bir model, bir süper model ya da hatta süper model, onu sarsıcı derecede güzel bulmanın yapaylığını vurgulamaktadır. Ünlü bir aktör, insanların onun başarılarını göz ardı edip sadece fiziksel güzelliğine odaklanmalarının ne kadar sinir bozucu olduğundan şikayet etmektedir. Bu çok sinir bozucu. Peki, güzellik nedir? Birisinin çok çekici olduğunu, onu çok çekici bulduğumuzu söylediğimizde bu ne anlama gelmektedir? Sizin dönüp bakmanıza ve evet bu gayet mantıklı demenize yol açan nedir? Aslında yanıtı az çok biliyoruz. Bazı evrenselleri biliyoruz. Güzellik iki şeyi sinyalliyor görünmektedir. Güzellik gençliği, yani okul öncesi gençliği söylemiyorum. Cinsel olarak olgun ancak genci kastediyorum. Sinyalliyor görünmektedir. Yani güzel bulduğumuz ipuçları iri gözler, dolgun dudaklar, düzgün ve sıkı bir ten. Güzellik başka bir şeyi daha sinyalliyor. Güzellik sağlık için bir gösterge. Yani güzel bulduğumuz şeyler bozuklukların olmaması, berrak gözler, lekesiz bir cilt, sağlam dişler, bu önemli ve ortalama bir yüz. Ve bu son kısım biraz garip görülebilir. Ortalama bir yüzün nesi bu kadar iyi olabilir? Buna farklı yanıtlar bulunmaktadır, ancak bunlardan bir tanesi ortalama bir yüzün ortalamada çekici olarak değerlendirilmesi gerektiği, çünkü her tür bozukluğun ortalamadan sapmalar olduğu şeklindedir. Ve eğer tüm yüzlerin bir ortalamasını alırsanız, hiç kötü bir şeyin olmadığı bir yüz elde edersiniz. Herhangi bir bozukluk yok, herhangi bir sapma yok. İnsanlar yaşlandıkça yüzleri daha asimetrik olur. Ortalamalılık durumu olabilecek tüm kötü şeyleri eliyor gibi görünmektedir. İyi bir teori, doğru olduğunu nasıl biliyoruz? Benim bu ders için erişimimin olduğu bir fotoğraf listesi var. Yani her birinizin yüzlerine bakabilirim ve bu sınıfta en güzel yüze kimin sahip olduğuna dair bir iddiaya girebilirim. Bahis hepinizin yüzünün olduğudur. Birisinin ismini söylemiş olsaydım komik olmaz mıydı? Evet. Biliyorsunuz. A. Bunu yapacak enerjim yok ve B. Bunu yapmam muhtemelen yaklaşık 400 mahremiyet kanununu ihlal ederdi. Ancak eğer tüm bu yüzleri alsam ve üst üste biçimlendirsem çok güzel bir yüz elde ederdim. Bunu nasıl biliyoruz? Birileri bunu yapmış. Şu fotoğraflara bu taraftan buraya bakın. Ve eğer pek çok diğer insan gibiyseniz sağa doğru gittikçe daha iyi ve daha iyi yüzler göreceksiniz. Neredeyse göze çarpmıyor, ancak bebeklerin fark edemeyecekleri kadar göze çarpmıyor da değiller. Bunları bu ortalama beyaz erkek ve kadın yüzlerini yapan aynı araştırmacılar.
Bu yüzleri bebeklere göstermişler ve bebeklerin ortalamaya dair tercihimizin kültürün bir ürünü olmadığını ancak belirli ölçüde yapısal olduğunu gösterecek şekilde ortalama yüzlere bakmayı tercih ettiklerini bulmuşlardır. Bu iki insan gerçekte yoklar. Bilgisayarda üretilmişler. Her ikisi de beyaz veri tabanlarından oldukça ortalanmış bir erkek yüzü ve oldukça ortalanmış bir kadın yüzü. Kötü görünmüyorlar değil mi? Bunlar güzel yüzler. Hile yapmıyorlar. Saçları örneğin tamamen aynı. Dolayısıyla saça dair ipuçlarını kullanamazsınız. Ancak oldukça çekiciler. Ancak çekiciliğin hikayesi burada sona ermiyor. Ortalamadan daha iyi bir yüzü nasıl elde edersiniz? Bu ortalama yüzlere ne yaparsanız daha da güzel görünmelerini sağlayabilirsiniz. Kim A yüzünün daha çekici olduğunu düşünüyor? Kim B yüzünün daha çekici olduğunu düşünüyor? Peki. Pek çok insan B yüzünden hoşlanıyor. Tek istisna ve bu şu anda sanırım 3 ayrı laboratuvarda tekrarlandı. A yüzü yumurtlayan kadınlar tarafından tercih edildi ve bunun neden karmaşık olduğunun ve bizi bu dersin kapsamı dışına çıkaracak olmasının hikayesidir. Ancak ana fikir bu yüz gerçekten yakışıklı, genç, sağlıklı, güçlü görünüyor ve iyi bir aile bakıcısı. Bu ise son derece çekici ve pek de aile bakıcısı olmayabilir ancak eminim ki mükemmel genleri vardır. Yani ana fikir bununla seks yapabilmeli, ardından da bunun çocukları yetiştirmesini sağlamalısınız. Şu ana kadar çeşitli şeyler hakkında, cinsellik, cinsel çekicilik hakkında çoğunlukla biyolojik bir perspektiften evrenselere bakarak konuştuk ve gerçekten de kadın ve erkeğin ortak olarak paylaştıkları özellikler ve kadın ve erkeği ayıran şeylerde bazı evrenseller bulunmaktadır. Özellikle saldırganlık, eş tercihi gibi konulardaki cinsiyet farklılıkları evrensel gibi görünmektedir. Bunlar neredeyse baktığınız her kültürde belirli düzeylerde gözlenebilmekte ve dolayısıyla biyolojik adaptasyon olarak görülmeye adaylardır. Ancak insanların farkında oldukları ancak kökenlerinin bu kadar net bilinemediği başka bazı cinsiyet farklılıkları da bulunmaktadır. Ve zeki, mantıklı insanların buna karşı çıkabileceklerini düşünüyorum ancak ben bunların ne düzeyde biyolojiyi yansıttıkları konusunda oldukça şüpheciyim. Tartışmaları yansıtabilmek üzere bunlara da değineceğim ancak akılda tutulması gereken biyolojinin, doğal seçilimin bu sınıftaki erkeklerin bu sınıftaki kadınlardan farklı olmasının tek nedeni olduğudur. Ancak tabii başka bazı sosyal faktörler de vardır. Bebekler farklı şekillerde yetiştirilmektedir. Bir bebeği mavi giysilerle giydirdiğiniz ve erkek olarak tanıttığınız ve bir başka bebeği pembe giysilerle giydirdiğiniz ve kız olarak tanımladığınız ve insanların da erkek olduğunu düşündüklerinde kız olduğunu düşündüklerine göre farklı davrandıkları çeşitli çalışmalar vardır. Size de farklı davranılıyor. Bu çok fark yaratmaktadır ve örneğin bir e-mail attığınızda ya da işe başvurduğunuzda ya da bilimsel bir dergiye makale gönderdiğinizde ismin John Smith olması ya da Joan Smith olmasının çok etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu etkilidir çünkü insanların kadınlar ve erkeklerden farklı beklentileri ve farklı tepkileri vardır. Bir kısmınız eğer kadın ismi olarak düşünebilecek bir isme sahip bir erkekseniz, bir arkadaşımın ismi Lynn ve pek çok kişi onun bir kadın olduğunu sanıyor ya da bir erkek ismi olarak düşünebilecek bir kadınsanız ya da batılı kulaklara ne olduğu anlaşılamayacak kadar yabancı bir isme sahipseniz bunu ilk elden yaşamış olabilirsiniz. İnsanların sıklıkla size "oh" dediğini, orada bazı insanlar el kaldırıyor. Sıklıkla insanların biraz şaşırdığını ve bazılarını size "oh, senin erkek olduğunu bilmiyordum, bundan sonra sana farklı davranacağım" dediğini duyabilirsiniz. Ve dolayısıyla bu sosyal faktörler bazı kadın erkek farklılıklarının açıklanmasında rol oynayabilir. Aynı zamanda cinsiyetin kendi ayrımları vardır. Gelişimsel olarak oldukça ilginç bir şey olmaktadır. Kültüre bağlı olarak bazen 4 yaşına bazen 11 yaşına kadar erkekler diğer erkeklerle, kızlar diğer kızlarla bir araya gelmektedir. Bu kendini ayırma süreci farklılıkları abartarak güçlendiriyor olabilir. Örneğin Eleanor Maccabee'nin önerdiği gibi erkekler kızlardan biraz daha fazla saldırgandır. Ancak aynı zamanda erkekler saldırganlıklarının abartılacağı ve
güçleneceği diğer erkek gruplarına girmekte, kızlarsa şiddet içermeyen davranışlarının daha da abartılı ve güçlü hale geleceği kız gruplarına girmektelerdir. Peki, nedenlerini bilmediğimizi söylediğimiz sürece ne türden farklılıklardan bahsediyoruz? Farklılıklardan birisi empatidir. Simon Baron Cohen, erkeklerin doğaları gereği daha az empatik olduklarını ve kadınların da doğaları gereği daha empatik olduklarını ve bunun temel bir cinsiyet farklılığı olduğunu ileri sürdüğü The Essential Difference adında mükemmel bir kitap yazmıştır. Peki ne biliyoruz? Bunun kaynağı nedir? Birisi erkeklerin daha şiddete eğilimli olmasıdır. Simon Baron Cohen, şiddeti nihai bir davranış, öldürmeyi empati eksikliğinin nihai noktası olarak tanımlamaktadır. Sisteminizde ne kadar testosteron olduğuyla ne kadar sosyal olduğunuz arasında bir ilişki vardır. Daha fazla testosteron, daha az sosyallik. Erkekler kızlardan daha az empatik olma eğilimindedir. Ve bu kesin olmasa da erkeklerin sosyal bilişsel zihin teorisi görevlerinde daha az başarılı olduklarına dair bulgular vardır. Bu konuda elimde olan bu, ancak oldukça tartışmalı ve en büyük etki pek de tartışılmasa da empati ile ilgili problemlerin, sosyal bilişle ilişkili problemlerin erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğüdür. Yani otizm gibi, Asperger sendromu gibi davranış bozukluğu ya da psikopatolojiler daha çok erkeklerde görülmektedir ve Simon Baron Cohen temel olarak kendisinin erkek olmak bir tür orta düzey otizmden muzdarip olmaktır dediği bir sloganı vardır. Yani erkekler kadınlara göre sosyal olarak daha ümitsizdir. Bir başka önemsiz ayrıntı, bu çok ünlü bir gelişim psikoloğu olan Simon Baron Cohen ancak yine de kuzeni Sasha Baron Cohen kadar ünlü değil. Bir diğer tartışmaysa matematik ve bilim kapasitelerindeki cinsiyet farklılıklarına ilişkindir. Birkaç yıl önce Harvard'ın Larry Summers adında bir başkanı vardı. Bu noktada yuvalamak için pek çok neden var ve Larry Summers çeşitli nedenlerden ötürü artık Harvard'ın başkanı değil. Ancak bu nedenlerden birisi cinsiyet farklılıklarına ilişkin spekülasyonlarını da içeren şu alıntıdır. Bilim ve mühendislik durumlarında içsel bir yeteneğe ilişkin konular vardır ve özellikle de bu yeteneğin değişkenliğine ilişkin. Kadınların akademideki bilimlerde daha az temsil edilmesinin bu içsel yetenek farklılıklarından olduğunu ve kadınların ortalamada bu türden akıl yürütmeleri için daha az biyolojik olarak donanımlı olduklarını ileri sürdü. Değişkenlik noktası ortalamada bir fark olduğunu ileri sürmüyordu. Aslında ortalamada kadınların ve erkeklerin yeteneklerinin eşit olduğunu kabul ediyordu. İddia ise erkeklerin daha fazla varyasyon gösteriyor olduğuydu. Bunun anlamı ortada bu konularda oldukça kötü olan ve aptal olan daha fazla erkeğin olduğu ve aynı zamanda daha fazla erkek dahi olduğudur ve bunun bir rolünün olduğunu öne sürdü. Bu hayal edebileceğiniz üzere son derece tartışmalı bir iddia oldu. Bunu baştan sona ele almak yerine, çünkü bu iddianın artı ve eksilerini hakkıyla tartışabilmem bir dersi alırdı, size bu derste daha önce alıntı yaptığımız Steve Pinker ve bebeklerde biliş üzerine çalışmalarda önemli birisi olan Liz Spelke arasındaki bir tartışmayı aktaracağım. Ve bu derste onun da çalışmalarından oldukça fazla bahsettik. Ve The Edge'de gördüğüm en zeki iki insan olarak muhteşem bir tartışma yaptılar. Ve bu adresten de videosu izlenebilir. Eğer cinsiyet farklılıkları ve cinsiyet farklılıklarının mekanizmalarını merak ediyorsanız gitmeniz gereken adres bu. Ve son başlık olarak %98'inizin, gerçi rakamların belirlenmesi oldukça zor, belki %98 değildir, belki %97'dir ya da %99'dur ama kadınların %98'inin erkekleri çekici bulduğunu kabul edelim. Erkeklerin ise %96'sının kadınları çekici bulduğunu düşünelim. Sayılar değişebilir ve doğru olarak tahmin edilmesi oldukça güç. Tahmin edebileceğiniz üzere bu tür bir araştırmanın yapılmasında her türden problem bulunmaktadır. Ancak popülasyonda belirli bir kısım sadece homoseksüeldir. Yani popülasyondaki erkeklerin bir kısmı sadece diğer erkekleri çekici bulmaktadır ve
Popülasyondaki kadınların bir kısmı sadece kadınları çekici bulmaktadır. Bu noktada cinsel yönelimden söz ettiğimizde cinsel davranıştan konuşmuyor olduğumuzu fark etmek önemli. Birisinin aynı cinsiyetten başka birisiyle seks yapmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bilirsiniz, sadece sıkılmış olabilir ya da sadece deniyor olabilirsiniz. Soruysa ne yapmak istiyorsunuz? Tüm koşullar eşit olmak üzere nasıl birisiyle? Cinsel ya da romantik olarak herhangi birisiyle olabilseydiniz kiminle olmak isterdiniz? Ve insanların çoğu heteroseksüeldir. Kültürler arası olarak biseksüel insanların oranı dikkate değer ölçüde değişmektedir. Ama asıl soru yalnızca homoseksüelliktir. Peki neden? Kimse bilmiyor. Bazı yanıtların, nedenlerin muhtemelen doğru olmadığını biliyoruz. Durumun belki bazı istisnalar olmakla birlikte insanların cinsel yönelimlerini tercih etmeleri olmadığını biliyoruz. Bunu bu sınıfta yapmayacağım, ancak eğer kimi cinsel olarak çekici bulacaklarını seçen kaç kişi olduğunu sorsaydım çok az insan el kaldırırdı. Bu konu bir ölçüde gay olan insanların sıklıkla aşırı bir ayrımcılığa maruz kalmaları ve gay olmaya dair bir isteklerinin olmamasından ortaya çıkmaktadır. Bunun kendileri açısından ahlaki olarak yanlış olduğunu bile düşünebilirler. Bu cinsel yönelimlerini tercih ediyor olmalarını mantıksız hale getirmektedir. Peki ergenlik sonrası deneyimler. Literatürde sıklıkla ortaya atılan bir görüş, gay olan insanların bir şekilde birileri tarafından baştan çıkarıldığı ya da bu süreçte başlarına bir şey gelmiş olduğudur. Bu pek de doğru görünmemektedir. İleriki yıllardaki cinsel yönelime dair oldukça erken yıllarda ortaya çıkan bir takım işaretler bulunmaktadır. Yine çalışmalara kuşkuyla yaklaşılabilir, ancak gay olan insanların ve heteroseksüel olan insanların cinsel ve romantik fantazilerinin ergenliğe varmadan çok önce farklılaştığına inanmak için nedenler bulunmaktadır. Şimdi benim evet, gay ya da heteroseksüel olmak yapısaldır. Bu hikayelerin hiçbirisi doğru görünmüyor, yapısal gibi görünüyor dememi bekliyor olabilirsiniz. Ve bunun yanıtı biraz öyledir. Yani eğer standart davranışsal genetik testlerini yapacak olsanız ve artık nasıl yapılacaklarını biliyorsunuz, tek yumurta ve çift yumurta ikizleri arasındaki farklara bakardınız, evlat edinme karşılaştırmalarını yapardınız ve yanıt evettir. Homoseksüelliğe genetik bir yatkınlık bulunmaktadır. Ancak tamamen genetik olamaz. Tamamen genetik olamayacak olmasının bir nedeni, eğer ben gaysem ve tek yumurta ikizim varsa o zaman onun da gay olma şansı %50'dir. Bunlar ortalama popülasyonda görülen oranla çok yüksek oranlardır. Ancak eğer tamamen genetikse o zaman bu rakam ne olmalıdır? %100. O benim kopyam. Tam benim olduğum gibi olmalıdır. Ancak öyle değildir. Dolayısıyla bir tür deneyimin, muhtemelen doğum öncesi deneyimin bunu açıklayacağını biliyoruz. Bunun çok büyük bir bilmece olduğunu söylemiştim. Neden bu kadar büyük bir bilmece? Yalnız homoseksüellik evrimsel bir muamma. Tekrarlıyorum. Bunun sakın bir ahlaki yük taşıdığını düşünmeyin. Bunun anlamı biyolojik bir adaptasyon olarak görünmediğidir. Bulmaca neden bazı erkeklerin diğer erkeklerle seks yaptığı değildir. Bu büyük bir bilmece değildir. Belki de sadece eğlence ya da eş olma gibi şeyler için yapıyorlardır. Bilmece bu değildir. Bilmece neden kadınlarla seks yapmak istemeyen bazı erkeklerin olduğudur. Benzer olarak da neden erkeklerle seks yapmak istemeyen bazı kadınların olduğudur. Evrimsel adaptif bir bakış açısından bu türden davranışlara yol açan genlerin yok olmuş olacağını, çünkü bu tür davranışlara sahip varlıkların modern teknolojiyi saymazsak yavruları olmayacaktır. Bunu bu kadar büyük bir bilmece haline getiren şey budur. Dolayısıyla bu haftaki okuma yanıtınız, bu bulmacayı çözün. Dersin daha önceki kısımlarında okuma yanıtlarınızın çok kolay olacağını, çünkü sadece derse atıfta bulunmanızın gerekeceğini söylemiştim, biliyorum. Ancak bunun çok sıkıcı olduğu ortaya çıktı. O yüzden sadece bu derin bilmeceyi çözün. Sonraki parantezlerin içindeki şey oldukça önemli. Sizin bakış açınız her neyse bu derste ve okumalarınızdaki kanıtlarla ilişkili olmalı. Yaklaşık 5 dakikamız daha var, sorusu ya da fikri olan. Evet, çok teşekkür ederim.
deri ceketinden hoşlanmış. Buna benzer başka soru ya da fikir? Hayır, evet. Güzel soru. Cinsel tercihlere dair. Bu oldukça iyi bir soru çünkü kökenlerine dair yanıt. Bana 2 dakika daha verin. İnsanlarda cinsel tercihin kökenlerine dair yanıtlar kesinlikle türler arası karşılaştırmalı verilerle elde edilecek. Bildiğimiz homoseksüel davranışta bulunan pek çok hayvanın olduğudur. Kendi cinsiyetlerinden olanlarına seks yapıyorlar. Bilmediğim yalnız homoseksüel davranış olup olmadığı. Dolayısıyla örneğin karşı cinste seks yapmak istemeyenlerin insan olmayan primatlardaki oranlarını bilmiyorum. Peki, önümüzdeki çarşamba görüşmek üzere.